Sayın izleyiciler, Mersin Toroslar ilçesinde Doğruklu köyümüz Tümşehir Yasası ile mahalleye dönüştü. Bu mahallede de ilk olarak muhtar seçilen ve tarihteki yerini alan Hüseyin Demir ile röportaj yapacağız. Öncelikle hayırlı olsun muhtarım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, bizim muhtarlarımıza ilk sorumuz, muhtar olma amacını soruyoruz. Köyümüzde birçok sorunumuz var. Tamam olan aslında hiçbir şey yok. Birincisi sulama sorunumuz. Bizim 15 bin dönüm tarım arazimiz var. Çokmuş köyümüzde. Bayağı. Evet. Bunun %90'ı kuru tarımla yapıyoruz. Bildiğiniz gibi bağlarımızdan, bahçelerimizden, ürünlerimizin aldığımız paralar bizim maliyetimizi karşılamıyor. Biz sulu tarıma geçmek istiyoruz. Benim yaşım 29, 30 sene önce bizim köye gölet yapılacaktı. Hala yapılacak. Seçilmekteki, göreve gelmek istemekteki iki nedenim, birincisi köyümüzün yolları, ikincisi sulama sorunumuzu çözmek. Evet. Sağ olsun Sayın Başkanımız Samet Tuna Toroslar Belediye Başkanımız, yollar konusunda, bağ bahçe yollarımız konusunda gerçekten beklemediğimiz kadar hızlı ve de çabuk şekilde yardımlarını sundu bize. Bütün bağ bahçe yollarımız graderle stabilize çekilmesi gereken yerler, acil olan yerler stabilize çekildi. Grader vurulması gereken yerlere grader vuruldu. Büz koyulması gereken yerlere büzlerimiz koyuldu. Yani sağ olsun Toroslar Belediye Başkanımız elinden geleni yaptı. Evet. İmkanı teşekkür ediyoruz biz de kendisine. Teşekkür ederim kendisine. Sulama konusunda bizim köyümüzde 3 tane sondaj suyumuz var. Kuyumuz var. Bunlar kim idare ediyor kuyuları? Bir tanesi kooperatifin. Sulama kooperatifimiz var. 66 yılında kurulmuş. Bizim köyümüz bundan yıllar önce sosyal aktivitelerini tamamlamış. Sadece bir tek gölette takılı kalmışız. Bizim köyümüzün tarım kredi kooperatifimiz var. 66 yılında kurulmuş sulama kooperatifimiz var. Köyümüzde ilk öğretim okulumuz var. Evet. Yani neredeyse yok yok. Merkezi bir köy. Kaç haneden oluşuyor efendim? Nüfus ne kadar? 290 bin küsur nüfusumuz var. 290 200 civarında. Evet. Bayağı büyük burası. Eski. Köyümüzün 3 tane camisi var. Köymüş. Evet. 3 evet. Mahalleden oluşuyor köyümüz. Diğer söylediğim gibi diğer kuyular eskiden muhtarlığındı. Köy tüzel kişiliği adına olduğu için. Onlar önceki muhtarlık. Ne yaptınız? Biri borcundan dolayı kapalı. Evet. 60 küsür milyar bir tanesinin borcu var. Diğerinin aboneliği olmadığı için TEDAŞ mühürlemişti. Uğraştık. Sağ olsun Toroslar Belediye Başkanımız yardımcı oldu. Allah razı olsun kendisine. Kuyumuzu açtık. Aboneliğini Tarım Sulama Kooperatifimizin üzerine aldık. Şu anda bahçecilerimiz, çiftçilerimiz orada memnun. Bağlarını, bahçelerini sürebiliyor. Ama diğer borçlu olan kuyumuza hiçbir çözüm getiremiyoruz. Ne kaymakamlıktan, ne büyükşehirden, ne Toroslardan, ne MESKİ'den kesinlikle bir çözüm yok. Efendim şimdi o kuyudan sulama yapılmış. Sulama yapan aileler bunların, yani çiftçilerimiz bunların ücretlerini vermemiş mi? Yani muhtar toplamamış mı sizden önce? Toplamış. Şimdi para muhtar, nereye gitmiş efendim? Muhtar parayı ödememiş. Toplamış da muhtar evet. mı ödememiş? Evet. Suç duyurusunda bulundunuz mu? Bulundum. Kendisiyle şu anda mahkemeliyiz. Evet. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Kaymakamlıkta ön incelemede suçlu bulundu. Uğraşıyorum. Zimmete para geçirmiş. Yani zimmete para geçirme, görevi kötüye kullanma. Bir sürü şey var, ağır cezada evet. yargılanır. Evet. Geçen de sayın izleyiciler, Osmaniye Kadir ilçesinde Köse Pınarı'nda bir muhtar bayağı köy tüzel kişiliğine ait çok büyük bir miktarda para yemiş. Muhtarımız da onun mücadele etmişti. Ağır cezada yargılanıyor şimdi. Yani kim doğru dürüst çalışmamışsa onun da cezasını devlet evet. verir. Doğru mu efendim? İnşallah. Kanunlarımız var. İnşallah. Bizim de amacımız bu. Evet muhtarım. Altyapı kanalizasyon var mı? Altyapımız kanalizasyonumuz yok. Yapılmamış. Yapılmamış. Köyümüz altyapı için çok uygun. Müsait burası çok evet. Çok müsait. Üç mahallemizde çok cüzi miktarlarda parayla altyapı yapılabilir. Büyükşehir'e müracaat ettik mi efendim bu konuyla ilgili? Büyükşehir önce ilçeleri yapacağını, altyapı sonundan ilçelerin, büyük belediyelerin, eski belediyelerin. Kapanan evet. beldeler evet. Onlardan sonra buraya geleceğini söyledi. Öyle mi söyledi? Evet, müracaatımızı yaptık. Evet. Tabii oralarda daha önce belediye olduğu için insanlar şimdiye kadar yapılması lazımdı. Mesela evet. Ceyhan'da, Hatay'da kapanan beldelerde röportaj yaptık. 20-30 yıllık beldelerde altyapı yapılmamış. Yani evet. belediye başkanları sadece makam sevdasında olmuş. Evet.
koltuk sevdasında olmuş. Bizim en büyük sorunumuz sulama sorunu. Evet. Sulama sorunun çözümü nasıl istiyorsunuz? Gölet yapılmasını istiyoruz köyümüze. Uygun yerimiz var mı Uygun efendim? Uygun yerimiz var. Daha öncesinden projesi çizilmiş. Ormandan istimla yapılmış. Evet. Sadece önceki muhtarın hatasından dolayı köyümüze gölet yapılmadı. Sizden bir önceki mi daha önceki mi? Bir önceki. Evet. Bir önceki muhtar 10 yıldır muhtardı zaten. Ondan dolayı yapılmadı evet. Diyorsunuz. Evet. Evet. O zaman biz bu projelenmiş, projesi onaylanmış. Evet. Evet. Bir bin gölet projesi vardı, ona girmesini istiyoruz. Evet. Yani milletvekilleri de bu projelerin devam ettiğini söylüyor. Geçenlerde evet. Görüştük. Biz de bunu o zaman başlık atalım muhtarım. Evet. Sulu tarıma geçmesi için 15 bin dönüm arazinin %90'ı susuz tarım yapıyor. Evet. Sulu tarıma geçmek için göletin evet. Şah damarı gibi önemli olduğunu belirtelim. Evet. Evet. Köyümüzde sebzecilik ilerlemeye başladı ama su olmadığından dolayı biz her ne kadar mahalledeyseler de biz üretici insanız. Biz çiftçiyiz, köyümüz. Köy. Yani burası her ne kadar köy, evet. Mahalle de olsa sayın izleyiciler burası bir dağın eteğine kurulmuş bir köylü mahalle oldu. Yani şimdi bu tabi siyaseten oldu. Aslında bu köylerimiz köy tüzey kişilikleri korunabilirdi. Sadece seçim kanununa işte köylülerimiz de köy halkı da ilçe ve büyük şehirlerde oy kullanılabilir maddesi eklenerek bu konu çözülebilirdi. Değil mi efendim? Evet. Yani bakıyoruz dağın tepesinde geçen işte Yayla Dağı'nın Hatay Yayla Dağı ilçesine gittik. Her taraf adı üstünde dağ. O mahalle olmuş yani. Dağın tepesinde çık bitmiyor. Hizmet nasıl gidecek? Onlar da bekliyorlar şimdi yani. Bizim köyümüz 400 akımlı bir köy. Ortak uşak. Kaç kilometre buraya Tavroslara? 12 kilometre. Evet. Köyümüzde her türlü evet. Sebze ve de meyve yetiştiriciliği yapılabilir. Patlıcanından, domatesinden, üzümünden, şeftalisinden her cinsine kadar. Yani bu hava şartları burada uygun sadece su yok. Evet, suyumuz yok. Sayın izleyiciler bu yani Doğruklu Mahallesi çiftçilikle uğraşan bir kesim her ne kadar mahalle de olsa buranın içme suyu sulama suyu sorunu muhakkak çözülmeli diyor muhtarımız. Zaten amacı da bunun için muhtar olduğunu söylüyor. Biz de bu göletin yapılması için yapılana kadar gazetemize yer vereceğiz. Bunu belirtiyoruz. İnşallah biz de bu katkımız olur. İnşallah. Halk bize Allah razı olsun desin. Yeterli. Bizim başka bir amacımız yok. Bizim amacımız halka hizmet etmek. Yapılması gerekenleri yetkililere ulaştırarak yapılmasına öncülük etmek muhtarım. Bilginiz olsun. Başka eklemek istediğimiz bir şey var mı muhtarım? Çocuk parkımız var mı? Çocuk parkımız, iki mahallemiz var. Birinde çocuk parkımız var. Evet. Ama daha öncesinin yapımında kenarı briketle yapıldığı için belirli kısımları yıkılmış durumda. Bunların taş duvarla örülmesi lazım. Diğer mahallemizde ıslah edilmesini istiyoruz. Evet. Doğru mu efendim? Evet. Diğer mahallemizde yok. Evet, şimdi sayın izleyiciler, işte röportaj yapıyoruz, siz de izliyorsunuz. Yani burası zaten Doruklu Mahallesi oldu. Muhtarımız da diyor ki bu mahallemizin de 3 tane de ayrı mahallesi var diyor. Oralara artık sokak isimleri vereceğiz muhtarım. Bundan sonra bazı yerlerde gördüm sokak isimleri vermişler. Evet. Menekşe Sokak, Dağ Sokak öyle giderken gördüm. Güzel. Bizim buraya gelmedim. Siz de onları yaparsanız güzel olur. Hem postacı arkadaşlarımız bulmakta rahatlık çeker. Değil mi efendim? Evet. Evet. Genç ve dinamik bir muhtarla röportaj yaptık sayın izleyiciler. Mersin'in Toroslu ilçesinde ikinci genç muhtarımız, kendisinden bir daha genç muhtarımız Korucular Köyü'nde. Daha sonra da oraya gideceğiz, Uğur Bey'le röportaj yapacağız. Bu arkadaşımıza da genç yaşta bu mahallenin sorunlarını çözmek için elini taşın altına koymuş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu mahalle halkına da ben teşekkür etmek istiyorum. Genç ve dinamik, güler yüzlü bir arkadaş seçmiş mahallenin sorunlarını biliyor. Bu konu sorunların çözümü için de ilgili yerlere müracaat etmiş. Doğru mu efendim? Evet. Türkiye'de Mutluları Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz sorunlarınıza ilgilendiğiniz için.